Bismillahirrahmanirrahim. 4 Eylül 2015 günlerden Cuma saat 18.05 İstanbul Küçükçekmece 2 TL FSM TV ve Radyo FSM canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Canlı yayınımız Siyaset Dünyası başladı efendim. Bendeniz FSM TV ve Radyo FSM Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli programcımız FSM TV duayeni ilahiyetçi yazar Sebahattin Cesur efendim, yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, yani uzun bir yoldan, yani Dudullu gibi yerden gemi, metrobüs, tren veya gemi, yani bu şekilde 3 asır değiştirerek gelen değerli hocamıza buradan yeniden teşekkür ediyoruz. İşte bu programları onun için peş peşe yapıyoruz ki yani emeği zayi olmasın diye hem Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz hem de tefsirleştirme yapıyoruz, değil mi değerli hocam? Allah bin kere razı olsun. Evet efendim, bugün konuğumuz var. Değerli konuğumuz, saat 18.15'te alacağız. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Danışmanımız Serhat Duyar. Evet, çok yoğun bir gündemi var. Büyük Birlik Partisi gündem belirliyor Türkiye'de diyor. Neden koalisyon hükümeti kurulamadı? Büyük Birlik Partisi seçimlere nasıl hazırlanıyor? İttifak olur mu?
Her gün şehit geliyor. Nereye gidiyor ülkemiz? Avrupa Birliği Bakanı Konca Ermeni meselesiyle söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu konuları inşallah işleyeceğiz. Evet, şimdi hemen mikrofonu hocama veriyorum. Buyur Beyhan Hocam. Siyaset dünyası, evet. 7 dakikamız var. Buyurun. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elbette ki siyaset dünyasına baktığımız zaman şu andaki Türkiye'miz açısından vahim durumlarla karşı karşıyayız. Şimdi etrafımız akif çemberine çevirmiş ve diğer dış mücraklar da ağızlarla işte Türkiye'nin yok olmasını, parçalanmasını istemektedirler. Parçalanmasını istemektedir. Yani dış mihraklar. Adı sanıp bilirsiz, kendini gizlemiş, kıyamet içerisinde. Evet. Bunlar şimdi açık açık söylemek lazım. Hiç burada bir şekilde geçtiğimiz yok. Bir de AB'de bir, AB'de İngiltere, Fransa, Almanya, bu gibi ülkeler ve hatta ülkeler bizim düşünmemizi, bilmemizi istemiyorlar. Aynen hocam, aynen. Olan, bunun günahının başı ezilsin diye, ezmek, küçükken ezmek lazım, canlanmadan ezmek lazım diye. Aynen. Bir düşüncelerle Türkiye'yi taşolarla, kendilerine bulundukları taşolanlarla rahatsız ve huzursuz etmek dediler. Aynen. 40 senedir, hemen 30 senedir geçtiğim başımıza bela ettiklerim PKK, kendi PKK ile Türkiye büyük bir sancılarla karşı karşıya. Aynen hocam, aynen. Devam ediyor. Elbette kolay bir olay değil çünkü. Bunun yok olması da biliyorsunuz dışarı destekli olması hasebiyle bütün şeyler oradan alıyorlar. En çok da bu hususta Almanya daha çok ileri gitmek edeyim bu hususta. Halbuki asıl mesele İngiltere'dir. Yani çıvanın asıl başı İngiltere. Aynen. Bu olaylara geçmiş Osmanlı döneminde de aynı şekilde yapmıştır. Çünkü Osmanlı da küçükken parçalayan bir İngiltere olmuştur. Onun piyonları bırak o piyonlarla karşılamama Türkiye'ye o gün Osmanlı zayıflamış. Aynen hocam. Bu gün Türkiye'nin sınırları noktasında kalmıştır. Aynen. Peki hocam çok kısa bir zamanımız kısıtlı. Çare nedir hocam? Çare Türkiye Cumhuriyeti'ne %100 milli, %100 yerli olan milli manevi değerlerine bağlı kadroları getirmek. Doğru mu hocam? Tabii. Bunu diyebilir miyiz başta? Doğru mu zaten? Evet. Yani milli ve değerle bağlı olmayan bir insan vatanı... Özüne susamış, özüyle, yüreğiyle konuşan... Tabii canım. Doğru mu zaten? Yoksa vatanı sevmeyen bir insanla sen getir de devletin yetkilerini koyarsan o da elbette namus koyacaktır. Bunu belli. Aynen. Açıktan değil ama bizden yapacaktır. Ve bu Türkiye'de o noktada var. Şu anda içimizde vatan hainleri çok. Yani medyasından dur, ondan sonra siyaset içinden dur, hem resmiyette ve aynı zamanda çok olumsuz hareketler yapan yan komşularımızdan da dahil bu hususta büyük bir çaba göstermektedirler. Ha, biz burada birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Bunun yolu da ne olursa olsun, bir defa şunu birlik ve beraberlik sağlamamızda Kur'an ve sünnete bağlı yaşayan bir toplum olmamız lazım. Kur'an ve sünnete bağlı yaşayan bir toplum. Haram helal konusunda hassas olan imanla hakkın aynı anda olduğunu, aynen, yani haram girdiği zaman imanın tehlikeye girdiğini yüreğinde hisseden bir nesil. Öyle bir kadro olur. İstiyorum. Öyle. Doğru mu değerli hocam? Öyle olmazsa daha kim bilmez. Bunu Osmanlı eğer 6 sene ayakta durmuşsa sebebi de budur yani. Elhamdülillah. Yani ona bağlılık, Kur'an'a bağlılık, sünnete bağlılık. Buradaki ondan dolayı Cenab-ı Hak Teala yapmıştır. Böyle 6 sene, 7 sene diyor. Ama ne zamanki içinde bozulma başladıysa ne olmuştur? Yavaş yavaş elmeye yüz tutmuştur. Aynen, aynen. Düşmanlar da zaten bu fırsatı bekliyordur. O fırsatı da yakaladılar. Cömdükler tarafından Türkiye'den giden gazet Türkler orada gittiler, ihtilal, Fransa'da ihtilal nasıl yapılır, nasıl eder, nasıl bir devlet zaafa düşürülür. Aynen. Parçalanır. O gibi düşüncelerle Türkiye'ye gelir. Türkiye'de o yüce Osmanlı'yı yıkmanın yoluna Osmanlı'yı yıkmanın yollarını aramışlar. Adına da John Türklük, yan Türklük demişler ama hangi Türklük affedersin? Dış mihraklara bağlı. Böyle bir Türklük yok ki zaten. Olamaz ki. Zaten o şekil olmazsa zaten yıkılmazın. Bak ürünün ihtiyaçları açıdan bir bakın. Hareketlere bir bakın. Tavırlarına bir bakın. Neler yapmışlar. Aynen hocam, aynen. Ya bu Osmanlı'nın olmuştur. Elbette ki
neticeye kadar zayıf düşmüştür de Cumhuriyet dönemi kurulmuşluğundur. Aynen. Cumhuriyet döneminde bugüne kadar ne var? Belki bir müddet şeyden savaşlardan çıktık sıkıntılarımız vardı. Ama başımızdakiler yaşamıyordu. Başımızdakiler yaşamıyordu. Ne demek bu? İslam yaşamıyordu, pardon. Evet. İslam'ı da milleti de yaşattırmak istemiyorlardı. O günlerde... Bu kaç yıldır böyle oldu? 50'ye kadar bu zulüm sürdü. 50'de bir nefes alındı 46'da. Evet, evet, evet. 50'de daha biraz daha nefes alındı değil mi? Aynen öyle oldu. Mıhtıralar oldu bu arada. Tabii. 60 ihtilali, 71 mıhtırası, 80 ihtilalleri de... Yani... O gün idarecilerin çoğu işe bağlıydı. Aynen, aynen. Her mesele halesi... Karten'in o söylediği sözü unutmuyorum. Tahsin Şahin Kaya Amerika'dan gelip de evet. Efendim Türkiye'de bizim çocuklar diye evet, evet. Söylemesi kulaklarımızdan hiç gitmedi yani. Yıllar hep askere yaptırıyorlardı darbeye. Hiç sivil halkla yapmıyor muydu? İlk defa sivil halkla yaptırmaya kadar Fethullah Gülen'e yaptırdılar. Bak ilginç yani. Tabii çok ilginç. Fethullah Gülen de bir darbe hazır böyle yaptı yani gibi diyorsun. Ona yaptırdılar. Onun yaptırdılar. İnsanlara yaptı şey. Oyun yedik 25 Aralık her bir bahane buldular. Bir bahane mesela, buldular. Evet. Ölüm değil. Ben orası anlaşamıyorum. Ve ilginç bir ilginç bir denklem içerisinde bıraktılar ki tabii, adam ne kuyuya attılar ne kuyudan çıkardılar. Şimdi millet acaba Fethullah Hoca orada mı burada mı? Yani hani bu konuda bu davada bu 17-25 operasyonları ne kadar doğru ne kadar değil kimse bilemiyor. Bir muhakka var. Muallak bir şey var hocam. Dikkat et bak. Muallaklık var ortada. Dikkat et. Yani şu Türkiye belli bir noktada dünyadan hani şu noktada bu yüzden belli bir noktada hani sevelim sevmeyelim bu olay gibi biz bir tahassüp bile bir şeylere bakmıyoruz. Aynen aynen. Tahassüp bile baktığın zaman belki en sevdiğin adamı düşman görürsün. Aynen. Benim şeyimden değil de kurbanımdan değil diye. Bu yanlış bir olaydır. Bu insan doğru yapıyor doğru. Yanlış yapıyor yanlış. O kadar. Yoksa kimle kararlar bir şeylere baktığın zaman siyaset yapamazsın. Aynen o öyle. O ancak politik olur, particilik olur, beynine parçalama olur, o kadar. Tarafçılık olur. Aynen. Tarafçılıkta da Türkiye için de olur. Bir fayda sağlanmaz. Fayda sağlanmaz. Sağlanmaz zayıf. Zayıflık gelir ve o yüzden şu anda Türkiye'nin de oynananlar, oynananlar bunlar. Ve biraz hiç bakın şunu. Ben şunu da söyleyeyim. Askeri, bugünkü beyni askeriye... Bir dakikamız var, evet. Askeriye yaptıramadılar. Yaptıramadıkları için Fethullah Gülen'in cemaatine yaptırdılar. Bir daha diyeyim Orhan Hocam. Ya askeriye yaptıramadılar, bugünkü askeriye, genel kurmaya yaptıramadılar iktidarı. Ama Fethullah Gülen'in adamları cemaatine yaptırdılar bunu. Niye? Devlet yetkili yerlerine yerleşmişlerdi. Savcısı, hakimi, hala şu anda en çok. Her şeyi yerlikler. Ya dirişli yapmam bu hareketler. Öyle kafadan yapmam gerek yok. Programı yapmam bir harekettir. Ya, ses olsa, var ya. Şu şeyden geliyor. He? Nereden geliyor hocam? Şunlardan bir şey geliyor. Yani olaylar, olaylar geçtiler, olaylar bu noktaya geçtiler. Bunun üzerine içimizdeki medya, düşmanlarımız evet. Dışarıda aldı. Maddi imkanlar evet, aldı. Konuğumuzu alıyoruz diğer başkanım. Hakkına lanet. Alo. Efendim. Değerli başkanım, PSM TV canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elhamdülillah olsun. Ürüne selam olsun. Allah razı olsun değerli başkanım. Evet. Selam kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Değerli konumuzu selam ediyorum. Ürüne ediyorum. Evet. Yakından tanıyorsun. Alperen ilk kitabını yazan. Evet. Bölge saygı ve hürmet ben tutuyorum. Allah razı olsun değerli başkanım. Bu başkanım hocamızı tanıman lazım. Sebahattin Cesur. Evet. Yani Alperen'in ilk kitabını yazan. Büyük Millet evet. Partisi'nin yöneticilerinden Sivaslı, Muhsin Başkan şehidimizin arkadaşı, dava arkadaşı. Evet, buyurun. Mikrofon sizde hocam. Çok değerli hocam. Hürmet ediyorum. Evet, nasılsınız? İyisiniz inşallah başkanım. Hoş geldiniz. Alo, hocam size hoş geldiniz diyor hocam. Hoş evet. Sizin dediğiniz olarak hocamı küresel evet. Alıyoruz hocam. Evet. Ses geliyor mu şu anda? Alo. Geliyor hocam, geliyor. Evet. Gelmesi evet. Lazım, evet. Evet. Peki, Sayın Başkanım şu anda
Büyük Birlik Partisi'nin bugünden sonra yapacağı, bu seçime kadar yapacağı durumlar nedir, ne gibi hareket edecektir? Birinci planda ben bunun bir özetini. Evet, evet. Buyurun başkanım. Evet, sen bir dakika, ben tanıtmadım seni değerli hocam. Serhat Duyar, Büyük Birlik Partisi MYK üyesi ve aynı zamanda Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Danışmanımız şu anda canlı yayında gündemi konuşacak ve hocamızın sorusuna da cevap verecek. Evet, değerli hocam, buyurun, mikrofon sizde başkanım. Serhat başkanım, alo. Efendim? Alo. Serhat başkanım. Evet, hocam soruyu bir tekrar eder misin? Evet. Geliyor da demek siz, ben anlıyorum, ses geliyor. Hocamın sesi de geliyor, sizin sesiniz de geliyor. Evet, buyurun. Evet. Sayın başkanım, şu anda ben sizden bir sorun olarak şunu sormak istiyorum. Büyük bir partisinin bugünden sonraki seçime kadar yapacağı şey nedir? Ne gibi bir hareket yapacaktır? Nasıl bir çalışma yapacaktır? Bunu başarıya götürmenin yolu nedir? Nasıl bir arayış içerisindesiniz? İsterseniz beni bir arada açıklayın. Büyük Birlik Partisi seçime kadar nasıl bir politika izleyecek? Seçime kadar neler yapacak? Ya siyaset politikanız nedir diyor değerli başkanım. Evet, buyurun. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi hafta 30 Ağustos'ta Erken Başkanımız Mustafa Destin'in başkanlığında bütün teşkilatlarımız tutarlı Büyük Birlik Partisi seçim sporları bir aile bulundur. Ve bu anlamda 4 Ekim tarihinde Ankara'da Anadolu Kapalı Spor Kurulu'nda araç konusunu yapacağımızı da bu anlamda ifade ettik. Bunun da icabını gerçekleştirdik. Büyük Birlik Partisi kendi aday ve kendi amirleriyle seçimlere gidiyor. Bütün teşkilatlarımızda seçim sürdürücü verildi. Ve Allah hakkında da üçünde, yani dün aday olacaklarımız başladı. 15'inde Esra-i Partisi'ne kadar aday olacaklarımızın 10 tarihi. Bu anlamda da Milliyetçi, Tüpeyim, Demokrat, Türk Milliyetçisi, bütün vatandaşlarımıza bu aracılığıyla aday olmaya davet ediyorum. Büyük Birlik Partisi'nde şerefli Türk siyasetinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerine basarak siyaset yapan kadrolarla beraber siyaset yapmaya davet ediyorum. Evet efendim. Bu anlamda 15'inden sonra da partimizin kurumları toplanacak ve 1 Kasım tarihinde yapılacak olan seçimlerde de en iyi oyu alarak kadrolarla, adaylarla ve sıralamayla birbirini karşısına Allah razı olsun. İnşallah. Evet değerli başkanım, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Hakkın helal. Sanki Büyük Birlik Partisi hiç seçimden çıkmamış gibi, hala yorgunda değil, hala dinamik, hala meydanlarda gibi hissediyor kendini, değil mi? Bu çünkü daha bir seçimin yorgunluğu bile çıkmadı insanların üzerinden, ama dinamik bir şekilde kadrolar hazır, bekliyorlar şu anda. Bunu diyebilir miyiz hocam? Kesinlikle şu anda Türk Milleti hayatına da baktığımız zaman bu anlamda en hazır kadro Büyük Birlik Partisi'dir. Çünkü bizim amacımız bunlar, bizim amacımız devlet, bizim amacımız vatanımız ve bu anlamda özellikle 7 Haziran sonrasında koalisyon görüşmelerinde de gördük. Milletimizin önceliği millet olmayan kadrolar, bu ayarlarla görüşte. Ama önce hem dünden daha koalisyon kurulunda dediler sonuç çıkaramadılar. Ayrıca önce milletimiz, önce vatanımız diyen tablolar, bu önce vatanımız dava arkadaşları. Aynen. Allah nasip ederse bir fasıldan sonra milletimiz için siyaset yapmaya devam edeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Evet. Evet hocam, bu arada sizin hazırlamış olduğunuz şeyler var. Bunlarla ilgili ittifak olur mu hocam? İttifak olur mu? Böyle bir soru çok soruluyor halkın nezdinde.
AK Partililer soruyor, MHP'liler soruyor, taban yani taban. Yani Büyük Birlik Partisi'nin tabanı soruyor. İttifak olur mu değerli başkanım? Bir genel başkan danışmanımız olarak. Evet. Şunu net ifade edeyim. Benim gibi geçtiğimiz hafta uzun olsa biz de bir tutarlara verdik. Yani aday adaylarımız müracaatları yapıyorlar. Evet efendim. Halkımız seçimlere tek başına giriyor. Yani burada bir parayla yapmak istiyorum. Müsaade edelim de. Tabii efendim. Benim genel başkanımız geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki meclis dışında 5-6 siyasi parti bizleri ziyaret ediyor ve aynen bir ittifak aracılığı olduğunu söyledi. Sayın genel başkanımız da orada net bir açıklama yaptı. Dedi ki değerli genel başkanımız Sayın Mustafa Dedici, evet, meclis dışında siyasi partilerle bir ittifak olursa bunun adresi, bunun çatısı Büyük Birlik Partisi olacaktır. Evet. Diğer taraftan farklı bir soru daha mı oldu? Belediye katılmış oldu televizyonda da. Peki meclis içindeki siyasi partilerden böyle bir çağrı gelirse bu ne olur? O arada yine değerli genel başkanım resmi ifade kullandı. Aynı şunu söyledi. Mecliste grubu bulunan sağ siyasi partilerden eğer bir teklif gelirse bununla ilgili görüşmeye değerlendirmeye açılır. Ancak böyle bir teklifle gelmemiştir. Bununla ilgili eğer bir teklif gelmemiştir bununla konuşmayı öyle bulmuyorum dedi. Doğru bulmuyorum dedi. Evet. Eğer böyle bir teklifle gelirse biz istişare ile kurulmuş bir siyasi partiyiz. Her birinin kurumlarına gönderilir. Bu sözü Saadet Partisi'yle bir seçim ittifakı yaptıysak bunun kararını il başkanları Mustafa Öğrencisi birlikte karar verdiyse gelecek meclisin bir sağ siyasi partilerine bir teklif gelirse bunu da partimizin kurumlarına götürürüz ve partimizin kurumları buna karar verir dedi ve partimizin de tabını ortaya koydu. Artık bunu bütün milletimiz öğrenmiş dediği Büyük Birlik Parti demokratik bir siyasi partinin kurumlarının kararları ile elbirlikte karar vermektedir. Yani burada kapıyı topyekun açmamıştır, kapıyı topyekun kapatmamıştır ve burada demokrasinin işlediğini bir kez daha genel başkanımız ifade etmiştir. Aynen, aynen başkanım, evet. Başkanım ben bir soru daha soracağım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Evet, Büyük Millet Partisi tek başına seçime girecektir. Ama ben şurada bir ifade soracağım ve sizden cevap bekleyeceğim. Şimdi rahmetli genel başkanının mutlaka onun bu olayın mecliste savunabilecek bağımsız bir milletvekili göndermeyi düşünüyor musunuz? Bu bak, bu savaş bir yani. Mutlaka orada olması lazım. Dışarıdan bağırıyoruz, sesimizi duymuyorlar. Kimse anlamıyor. İşte keçilerin kaçırdı diye ifadeler kullanıyorlar. Ondan sonra yüzümüze binip arkamızdan bu işe uğraşmıyorlar. Onun için mutlaka mecliste onu sürekli önerge vermek, ondan sonra gündemde tutmak için girilmesi gerekli elzem görüyorum. Bu hususta herhangi bir bağımsız bir kişiyi olarak veya da birkaç kişi böyle bir yerlerden düşünüyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var mı? Bak, Yalçın Topçu döneminde söyledik, yapılmadı. Yine geçen dönemde ben yine de söyledim, şeye de söyledim, Sivas'takine de söyledim, yapılmadı. Çünkü bizim baraja açma konumuz tehlikeli bir sonumuzda var. Evet, barajla bir şey düşünmüyoruz ama mutlaka bir de tedbir gerekli. Eğer biz bu başkanı, rahmetli başkanın bu davasını açığa çıkarmak istiyorsak bir şeyler yapılması gereklidir diye düşünüyorum. Bu hususta bir çalışmamız, çabalamamız var mı? Değerli başkanım, anladınız herhalde konuyu. Şöyle ki ben sizin sesinizi doğruyorum ama değerli hocamın sesi gelmedi. Sizin tekrar olacağını sorun değil mi? Evet, yani demek istiyorum ki efendim meclise mutlaka Büyük Birlik Partisi girmesi lazım. Mutlaka girmesi lazım. A formülü, B formülü mutlaka bir formülle
meclise girmenin yollarını Büyük Birlik kadroları hazırlaması lazım. Gerekirse genel başkan meclise girmesi lazım gibi bu şekilde temennileri var değerli başkanım. Buyurun. Bir çalışmanız var. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymet olacağımız da şimdi şöyle. Ben bu kutu sorunlara hatırlatmaktan fayda görüyorum. Biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri öncesinde Sayın Genel Başkanımız bir çağrıda bulundu. Dedi ki şimdi değil de ne zaman? Şimdi değil de ne zaman? Evet. Evet ve bu çıkışına, bu çağrısına Saadet Partisi'ne karşılık geldiği Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi birlikte 7 Haziran seçimlerine gittiler. Ancak kamuoyunun ciddi bir farklılığı vardı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ile bir seçim işbirliğiyle alakalı. Sayın Genel Başkanımız da çıkmış olduğu bütün televizyon programlarında bu ifade etti ve şartsız, pazarlıksız, hiçbir ön duruşu olmadan vatan için, millet için, ülkenin ortada bulunmuş olduğu bu hususlardan dolayı böyle bir seçim işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Yani bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu Sayın Genel Başkanımızın tarihine bir karşılık gelmedi. Yani bunu ne ifade edilir ki Büyük Birlik Partisi çağrısıyla, duruşuyla kendi üzerinde düşeni yapmıştı. Evet, o zaman evet. Bugünlerde de baktığımız zaman tabii ben hocamız, çok değerli hocamızın gayretini, öncelikini ne yapmak istediğini anlıyorum. Ancak bu noktada çok aslında geçerli farklıdır bu anlamda. Tabii ki Büyük Birlik Partisi güçlü bir grupla mevcut olmalıdır. Mevcut olmalıdır. Duruşunu da gördük. Neden? Büyük Birlik Partisi 7 Haziran'da güçlü bir grupla mevcut olmalıdır. Bu hücumda kurulurdu. Aynen. Aynen. Bizim önceliğimiz millet. Aynen. Kısır çekişmelerle işimiz yok diyorsun bizim. Biz milliyetçi maneviyatçı, aynı zamanda milli değerleri unutmayan, aynı zamanda hoşgörülü, aynı zamanda aynı kelimenin desenleriyiz diyen, aynı zamanda sosyal demokrat bir sistemi de benimseyen, bir aile olduğunu unutmayan bir kadro anlayışımız var diyorsun. Doğru mu değerli başkanım? Doğrudur. Büyük Birlik Partisi milletin tebessümüyle milletin gücüne muhakkak bir katından sonra mecliste olması lazım. Ancak böyle kendimiz devlet anayasası ile seçim yasaları ve siyasi yasaları biliyorsunuz. Antidemokratik bir araç var. Bunu da göz önünde koyduğumuz zaman üniversite hocamızın hassasiyeti ortaya çıkıyor. Aynı bir durum ama Büyük Birlik Partisi mecliste olması gerekiyor. Ancak bu noktada Büyük Birlik Partisi üzerine düşeni yapmıştı. Diye bu soruya cevap vermek. Başkanım sesim şu anda geliyor mu? Sesim şu anda geliyor mu diyor hocam? Bizim sesimiz çok net geliyor. Hocamın sesi gelmiyor. Ha işte benim sesim gelmesine ben bizi ifade edeceğim konu vardı, ifade edemedim. Hadi şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda geliyor mu şu anda? Hocam bir dakika. Evet, hocamızı hemen stüdyoda yer değişikliği yapıyoruz. Geleceğim şimdi. Evet. Biraz da benim sesim de şey ya hocam, yani hocamızın yanında şey kalıyor yani. Evet, evet. Geç. Devam et hocam. Devam et. Evet. Devam et, işte karşılıklı. Evet. Sayın Başkanım. Yavaş. Benim demek istediğim şu. Tamam, mutlaka mecliste olmamız gereklidir dedik. Bu koalisyon ittifak olmuyor ise bir bağımsız aday ile girmek mümkün değil mi? Bu hususta herhangi bir çalışma var mı? Mutlaka yani mesela Sivas'tan veya da oy çokluğu olan yerlerden yani bu şekilde tamam partiler o birileri kabul etmiyor, ittifak etmiyorlar.
bir ilan ettik zaten yeterli olmadı. Öyleyse ne yapmamız lazım? Rahmetli Genel Başkanım bu davasını dışarıdan bağırıyoruz, duyan yok. Aldırış eden de yok. Mutlaka oraya gidip meclise girip meclisin kürsüsünü mutlaka aşındırmamız lazım. Önergelerle, ondan sonra gündemlerle. Bunu yapan yok. Öyleyse bir yerlerden bir şeyler yapıp oraya girmek gerekli. Ben de diyorum ki bağımsız olarak girebilecek bir yer hazırlıyor musunuz? Böyle bir düşünceniz var mı? Zaten partiyle girsek ben durumumuz belli ortada. Bunu soruyorum. Bu hususta bir cevap bekliyorum. Evet ama razı olsun. Şimdi nasıl geldi hocamın sesi? Çok ben aldım. Evet. Demek ki mikrofonları değiştirmem lazım. Tamam hocam buyurun. Geç hocam. Evet. Şimdi geçmiş bıraktık. Tamam. MHP toplantımız oldu. Büyük Birlik Partimizin genel merkezinde ben yanı başkanımızın başkanlığında. Evet efendim. O toplantıda işte takipen ayrıldığı gibi ortak postu da ortasında il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla ve geçen seçimlerde aday adayı olan arkadaşlarımızla birlikte bir katıl seçimlerinin tartını vermiş olduk. Şimdi MKK'da aldan kararda o gün tek başına seçim yönetilecek şekilde müracaatların başlatılması. Ama bu arada biliyorsunuz ki 18'ine kadar giden bir süreç var. Burada bir farklı bir görüş ortaya çıkarsa, farklı bir gelişme ortaya çıkarsa, MKK yine toplanır, İl Başkanlığı yine toplanır. Sizin söylediğiniz görüş farkın çıkarsa, istişare sonucunda neden olur? Şimdi burada, sizlerin de ifade ettiği gibi, Büyük Birlik Partisi'nin meclisi olması lazım. Sesimiz çıkıyor ama meclis olmadığımız için de bunları sesimizi duyamıyor. Evet. Bizi göstermiyor. Evet. Bu anlamda da tabii ki Büyük Birlik Partisi'nin meclisi olması gerekmekte ama buna yine karar verecek olan partimizin kurumlarıdır. Tabii elbette ki partili kurumları ama şunu demek istiyorum ben diyor ki sorusu yani 6 seneyi doldurduk. Henüz bir karşılığı izlemedik hep yüzümüzü bir kadını yüzümüze güldüler arkamızdan yüzümüze tamam dediler arkamızdan güldüler yani öyle yaptılar bugüne kadar. Bu bizim zorumuzdan gidiyor. Yani bunu kaldıramıyoruz. Rahmetli Genel Başkan bir sanki bir varmış gibi bir şeyin yapılan olay belli. Bildiğin şeyler de belli. Evet, deliller ortaya çıkaramıyoruz. Çıkaramamızın sebebini biliyorsunuz. Bir yerlerde değiliz. Dışarıdan da onun sivrisinekli listesimizi anlıyorlar. Anlamak da istemiyorlar. Hatta kapatmak istiyorlar. Ve kapatmak için de çalışıyorlar yani. Ama bizim burada bir şeyler yapmamız lazım. Bunun bir yolunu aramamız lazım. Mutlaka bir şeyler yapıp oraya sokmamız lazım yani bu. Partiye gelmiyorsak tamam bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu ittifakta zaten MHP ikiyle bir bizi oyalık duruyor. Biz de kalkıyoruz MHP'ye ittifak edeceğiz diye ağzımıza sakız yapıyoruz. Ondan sonra tabi büyük bir tabanı kalkıyor MHP bana şahsın diye MHP oy veriyor. Hala geçmişteki MHP'nin dükkanındaki olaylar, meseleler kurularak biz şu anda taşıyoruz. Halbuki biz onlardan aymışız. Onların her bir şeyimizde ciddi bağımız da yoktur yani. Onlar bizim İslam'da bir davamız yok. Ama biz rahmetli Genel Başkan dedi bizim bir davamız İslam'da yok. İlahi Kerimatullah davası dedi. Ama kalkıyorum ben hala MHP'nin olumsuz şeylerini sürekli gündemde partideki arkadaşlarımız kullanıyor. Ben bunlara şahidim. Evet. Biz nasıl ayrıldık? Ayrılmanın sebebi. Hala kalkıp da MHP'nin dükkanında kullanacaksın. Ayrılmanın bir anlamı yoktu ki. Yani bu hususta diyorum bir çalışma yapılması gerekliydi. Yapılmadığı müddetçe biz kola kola rahmetli Genel Başkan davasını ortaya çıkarmayız. Yani bu husustaki yani görüşlerimizi, düşüncelerimizi almış oldum. Dinle şunu, bugünkü duruma nasıl bakıyorsunuz? Türkiye Atış Çemberi içerisinde bu duruma gelmesinin sebebi nelerdir? Hangi sebeplerden gelmiştir? Bu hususta bilginiz var mı? O hususta açıklamanızı istiyorum. Değerli Başkanım, sesi alabildiniz mi hocamın sesini? Yok yine aynı soru devam ediyor. Sizin sözünüz geliyor. Hocam ben ilginç çağırmak ben yer değiştirdim gayet güzel. Evet yani şöyle söyleyeyim evet vaktimizde kalmıyor değerli hocam. Yani niçin diyor bizim büyük birlikçi insanlar MHP'ye oy veriyor? Bu
bu döngüden nasıl kurtulmamız lazım diyor. Yani bize özümüze dönmenin, kendimize gelmenin, büyük birlik şeyini üzerimizden atmamız lazım diyor. Hani büyük birlik partisi barajı aşamaz, işte büyük birlik partisi büyüyemez gibi böyle bir kısır döngü var büyük birlik parti arkadaşlarımızda diyor. Bu korkular yüzünden oylarımız araya gitmesin diye MHP'ye veriyorlar diyor. Yani koalisyon yok, ittifak yok. Buna rağmen veriyorlar diyor. Bu konuda açıklayıcı bir şekilde de ne söylemek istiyorsun değerli başkanım? Buyurun. Şimdi belki bu sene yönetici olur rahmetli genel başkanımız rahmetli Rahman'a kavuştuktan sonra Büyükbirlik Partisi'nde siyasete yapmak zor şartlar altına kavuşmuştur. Ancak şunu ifade etmek istiyorum. Muhsin Yazıcıoğlu Büyükbirlik Partisi'nin başında değilken daha çok Büyükbirlik Partisi'nde siyasi partimize sahip çıkması Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasına sık sık sarılmaları gerekmez. Bir anlamda. Aynen. Çeşitli sebeplerden dolayı. Ama o sebepten, ama bu sebepten Büyükbirlik Partisi camiasında olmuş olabilir. Yorulmuş olabilir. Usanmış olabilir. Ama burada Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerine bakarak siyaset yapan bir genel başkan ve onun kadroları var. Aynen. Ben aynen. Bütün Büyük Birlik Partisi'nde geçmiş dönemde görev yapmışım. Tüm ağabeylerimizi, bütün yöneticilerimizi, bütün değerli büyüklerimizi sizler aracılığıyla aday olmaya çalışıyoruz. Kadrolarımızda görev almaya davet ediyoruz. İl ve ilçe başkanlarımızda görev almaya davet ediyoruz. Bakın önümüze bir fırsat çıktı. Rahmetli genel başkanımızın sizlerle, büyüklerimizle başlatmış olduğu bu davayı bir adım yukarıya taşımanın fırsatı bir katın seçimleridir. Bayrağı bir yukarıya taşımanın ama nasıl olabilir? Bu bir tek benimden olmaz. Bu bir tek içerideki olan adaylarımız da olmaz. Bir, Ahmet Yavuz'un başlarımızın bir çağrısı vardı ya, büyüklerin partilere sesleniyoruz. Büyüklerin sesleniyoruz. Hatırlarsınız. Senin birlik olarak, senin beraber olarak diye bir çağrısı var. Aynı kardeş, senin birliğine çok önemli bir seçim. Ben 70 dönemde görev almış, yorulmuş, usanmış bütün ağabeylerimize, bütün değerli büyüklerimize, bütün eski dönemde yöneticilik yapmış büyüklerimize size aracılığına sesleniyorum. 15 Eylül'de kadar senin büyüklerin partimizden aday olmuş. Aynen, aynen. Akşam değerli başkanın toplantısında şöyle dedi. Biz arkadaşlar, yeni başkanımız, yeni il başkanımız biliyorsunuz Mustafa Meycan. Buradan da selamlar iletiyorum. Biz kamu görevi yapıyoruz kardeşim dedi. Biz kamu görevi yapıyoruz aynı zamanda. Biz aynı zamanda Müslüman Türk milletinin temsilcileriyiz dedi. Biz aynı zamanda Çin'e talip olmaya hazır. Gönül seferberliğine inanmış gönül evleriyiz dedi. Bu konuda neler söylemek istersin? Gerçekten Büyükbirlik Partisi bu şekilde mi kadroları yani? Yani mükafat istemeden hakikat peşinde olan. Doğru mu hocam? Evet. Doğru. Alo. Şimdi burada İstanbul'da bir görev değişikliği oldu. Bu görev Fikret Taş Başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu görevinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine genel merkezde görevi devam ediyor. Orada da başarıların devamını diliyorum. Evet. Yeni görev alan Mustafa Meydan Başkanımıza da yeni dönemde hem kendisine hem milletindeki olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bir devam yeni dönemde de İstanbul'da da ayrılı işlere hep birlikte imza atacaklardır. İnşallah evet. Hocam, inşallah. Evet, Mustafa Başkanımız hem bağımsız olarak ben 95 yılında Anamada Partisi'yle gerçekleşen seçim ittifakıyla seçim milletvekiliyle Büyükbirlik Partimizi sonrasında böyle ayrılarak seçimler sonrasında evet, ki evet. O dönemde hatırlayan şef sınıfı 28 Şubat süreciyle ilgili de Türkiye'de
çok büyük bir şey. Ama bakın, Muhsin Yazıcıoğlu, Ahmetli Genel Başkanımız, Anayasal Partisi'yle iktifak yapmış. Aynen. Ve yok, hükümetine de destek olmuş. Aynen. Şimdi, yani, şimdi şu şurayı unutma diyelim başkanım. Hakkın evvel lafın arasına girmiş gibi oldum ama eğer biz Muhsin'i yolda, Muhsin Başkanımızı Büyük Birlik Partisi'nin daimi lideri olarak görüyorsak onun felsefelerine de uymak zorundayız. Ne yapıyordu? Doğru olanın yerde destek veriyordu. Bağnazlık yapmıyordu. Yani bir başkaları gibi topu başkalarına taça atmıyordu. Milletin diyordu, özlemin, yüreğin diyordu. Ben burada geleyim diyordu. Çillere de destek verdi. Erbakan hocamıza da, Mesut Yılmaz'a da, yani burada bu sadece düşüncesi milletti, vatanın ve milletin milli bütünlüğüydü. Doğru mu değerli hocam? Evet. Kesinlikle burada rahmetli genel başkanımızın önceliği vatan ve milletti, devletti. Önceliği partinin değildi ki o evlerinde kamuoyunda yakinen takip etmişti. İki bakanlık, üç bakanlık teklif edilmiş, yeni kurulacak kabinede, yeni kurulacak hükümete göre teklif etmiş. Ancak Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli genel başkanımız buna müsaade etmemiştir. Ayrılışıyla da bu günlerde milletimizin özlem duyduğu ahlaklı siyasete de çok ciddi bir örnek göstermiştir. Ahlaklı siyaset, evet. Ben eğer müsaade ederseniz bu günlerde her gün şehitlerimiz geliyor, Bu konuyla ilgili birkaç günler söylemek istiyorum. Burayı anlayamadım, son kelimeni neyiniz geliyor dedin orası? Şehitler geliyor. Şehitler, özür dilerim, tamam. Mekanlar rahmet olsun, evet. Evet, şehitlerimiz geliyor, Bütün şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Cenab-ı Allah'ın rahmetlerimiz var. Tedavi görenler var. Bunlara da acil rahmetin şifalar diliyorum. Amin efendim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının Oslo görüşmeleri, Habur çıkandığını, Ali Diyarbakır açılışını ve Dolmabahçe görüntülerini bu müddetimize tekrar hatırlatmalıyız. Aynen, burada, aynen. Adı uzun süreci denilen, demokratikleşme süreci denilen süreç, bizim de ısrarla ölümler süreci dediğimiz süreç, bugün ülkemizde her gün kan ve göz yaşını, her gün anaların ağladığı bir sürece getirmiştir. Bakın biz büyüklük farklı olarak o günlerde bu süreç PKK'yı meşrulaştıracak. Bu süreç PKK'yı güçlendirecek dedik. Hükümet ise PKK'nın silah bırakacağını, PKK'nın umut dışına çekileceğini ve PKK'nın faaliyetlerine son vereceğini söyledi. Ama bunu üzerinde ifade etmek istiyorum ki Büyük Birlik Partisi söylediklerinde haklı çıktı. Bakın İktidar Partisi süreci başladığı günlerden bugüne söylemini değiştirdi. Ancak İktidar Partisi şunu da söylemiyor. Çözüm sürecini sonlandırdığını da ifade ediyor. İktidar Partisi ne diyor? İktidar Partisi'ni yönetenler, başbakan ve anayasal devrinin dışına çıkan Cumhurbaşkanı çözüm sürecinin buzdolabına koyduğunu ifade ediyor. Aynen. Aynen. Bakınız bu süreç hemen sonlandırılmalı ve hükümetin terörle mücadele ediyormuş davranışı sonlandırılmalı. Askerimiz, polisimiz, av konumundan kurtulup avcı ve PKK terör örgütüyle bütün uzantılarıyla siyasi uzantılarıyla şehir yapılanmalı ile daha kavramalıyla toplayıp mücadele edilmeli. Bakın PKK kim destek veriyorsa o ülkeyle mücadele edilmeli. PKK'ya göre siyasal kaynaklar kurutulmalı. Ve PKK'ya destek veren siyasi kavramlarla da toplayıp mücadele edilmeli. Bu ülkenin milli bir hükümeti ihtiyacı var. Bu ülkenin milli politikalara ihtiyacı var. Ve bunu da sağlayacak bir Birlik Partisi kavramıdır.
hilal ile güne bu milletin bir katında vermesini istirham ediyoruz ve milli hükümetimizle milli politikalarımız ile bu milletimiz kavuştuktan sonra Allah'ın izniyle terörle mücadeleyi, dış politikayı ile ülkemizin yapacağı politikalarda, iç politikada, dış politikada, ekonomide neler yapılabileceğini de hep birlikte inşallah ilk göstermeye hazır. Evet, hocam var mı sorun ayrıca? Ben ileteceğim yani. Evet, ben ileteceğim hocam. Bu şey konusunda ya, Ermeni meselesi konusunda. Evet, değerli hocam, bu Ermeni meselesiyle ilgili değerli hocam soruyor, başkanım. Bu konuda neler söylemek istersiniz efendim? Evet, Ermeni konusu. Bu, evet. Avrupa Birliği Bakanı Haydar Bey'in bir çıkışı olmuştu, bu mu? Evet, evet, o aynı zamanda sizin de takip ettiğiniz gündem hocam, evet, buyurun. Şimdi, Haydar Gonca, PKK'nın siyasetine uzantısı olan HDP Kocaeli Milletvekili ve yeni kurulan partilerde de Avrupa Birliği Bakanı'dır. Evet, evet. Tabi söyledikleri bizleri de Türk Milletleri de ziyaretini de rahatsız etmiştir. Ancak burada Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı'na bir görev düşmektedir. Ben bu konuyla ilgili de bir çağrıda bulundum. Hem yerelde hem genelde de bir karşılık buldu. Bakın, Anayasamızın 109. maddesinde hem hükümetin nasıl kurulacağı, bakanların nasıl kurulacağı ve bakanların da görevde bulunduk adı bakanlarla Anayasamızın 109. maddesinde ortaya konulmuştur. Evet, evet. Türk Cumhuriyeti Devleti'nin politikalarının dışına çıkan bir bakanında görevden alınacağının rezultatlarından olmadığı da hükmü yine Anayasamızın 109. maddesinde net bir şekilde ortaya konuldu. Şöyle, şöyle diyebilir miyiz başkanım, ara dönemde olsa şu seçim, yani seçim koalisyonu şu anki böyle de olsa, yani ara dönemler dahi olsa anayasa buna müsaade etmiyor diyorsunuz, doğru mu hocam? Bakın, evet. Orada Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir yetki vermiş anayasama. Anayasanın 109. maddesi diyor ki, eğer devlet politikalarının dışında bir politika düzenle bakan Başbakan ödenip Cumhurbaşkanı da görevden el çektiriyor diyor. Aynen, bakın, aynen. Burada Bakan Konca'nın çıkışına Başbakan, Cumhurbaşkanı ve kamerayı görmüyorları karşı çıkmıştı. Kabul etmemiştim. Ve zaten böyle durumdur. Böyle bir davranıştı. Ancak Anayasa'nın mevzulunun bir duran oluşardı. Bu arada Başbakan görevden alınmasını önermezse, yine Cumhurbaşkanı da görevden el çektirmezse, Başbakan da Cumhurbaşkanı da uçuşlarını görür ve onların dediklerini de görevden almakları takdirde taktik etmiş olmaktadır. O zamanlar size öğrencilerim var, tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Doğruoğlu'na, Sayın Erdoğan'a, Anayasa'nın vermiş olduğu yetkiye göre başkanlar görevden alınmasını önermedir ve Cumhurbaşkanı'na onaylayarak bakanı görevden almalıdır. Ve bu tartışmalarda ben durdurmalıdır diyor. Evet, evet değerli başkanım. Allah razı olsun. Bir dakika, bir sorum daha var değerli başkanım. Yani olur ya, AK Parti'den bir teklif geldi veya son 5 gün kala Davutoğlu Büyük Millet Partisi Genel Başkanı Sayın Destici ziyaret etti. Yani böyle bir durum oldu. Buyurun dedi. İttifak oluşturan kadrolarımızda yer alın dedi. Böyle bir şey olursa acaba Genel Başkan danışmanı olarak Sayın Destici'nin tutumu ve tavrı nasıl olur, yoksa hayır efendim ben sana kahve, bir fincan kahve dahi vermem gibi Bahçeli'nin yaptığı gibi mi yapar? Buradaki durum, duruş nedir yani? Bu çok merak ediyor millet yani. Buyurun. Ya burada ne yapıyorum Genel Başkanı'nın tavrı nedir? Meclisteki sağ siyasi partilerden gelecek
o aletleri biz takıyoruz dedi ve sağ siyasi partilere kapısı kapatmadı. Bir kere vurur diye vuruyorlar. Yani bağnazlık yok yani, bağnazlık yok kesinlikle diyorsun, evet. Yani bir kapımızı kapatmış gibi bir köyler kesinlikle Sayın Genel Başkanımızın ağzından çıkmaz. Ve böyle bir tavrı da yok. Bakın, neden tekniğinde partimizin kurulmalarına gider? Orada kapıyorsunuz veya renk yok. Aynen, evet. Peki değerli başkanım, Allah razı olsun, bu bir ilk oldu. Genel başkan danışmanımız olarak daha önce genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda MYK üyesiliği almıştık. Şimdi de yine MYK üyesi ve genel başkan danışmanımızsınız. Sık sık sizi canlı yayına alacağız. Aynı zamanda FSV TV programcısı oldunuz, Selahattin Şenliyer başkanımız gibi. İnşallah sürekli canlı yayında sizleri rahatsız edeceğiz efendim. Allah razı olsun. Estağfurullah, memnun oluyoruz sayın çalışır. Ben çok değerli hocamıza da saygı, sevgili muhabbetlerimi sunuyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Mutlaka seyircilerini ülkemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ve seyircilerin kimin görür? Radyo, dinleyicilere de saygılar sunuyorum. Allah razı olsun değerli başkanım. Çok sağ ol. Biz diyoruz ki ümmet kazansın, biz diyoruz ki millet kazansın, biz diyoruz ki 16 bin yıllık tarihi olan Müslüman Türk milletinin torunları kazansın bu davayı inşallah. Allah'a emanet olun değerli başkanım. Hürmetler, saygılar efendim. Sağ olun. Evet, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Danışmanımız Sayın Serhat Duyar'ı canlı yayına aldık. Canlı yayınımızın son bölümündeyiz. Evet, yine bir konuğumuz var Kayseri, Sivas'tan. SME TV'nin teknik danışmanımız, Fetih TV'nin sahibi, Sayın Erdem Can'ı alıyoruz efendim canlı yayına. Üniversite öğrencisi olarak Sivas'ta şu anda. Radyo, televizyon, bilgisayar, web tasarım üzerine, bilgisayar programcılığı üzerine program yapıyor. Evet, okuyor yani, okuyacak inşallah. Okula başlayacak. Şu anda kayıtlar için gittiler. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam değerli hocam. FSM TV canlı yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlar Bey, nasılsınız? Allah razı olsun efendim. İyi, siz nasılsınız? İyi, Allah'a şükür. Nasıl? Sivas nasıl? Sivas. Hocamın memleketi. Sivas nasıl? Bak hocam gülüyor şu anda. Evet. Allah sana sıcak şu anda. Sıcak mı bayağı? Ha, az kaldı. Sivas'ın da o klima havasını görmene az kaldı. Aa, İstanbul'u açmayacaksın orada. Sivas'ın o soğuklarını göreceksin. Evet. İstanbul'da o Ağustos sıcağı yeniden başladı yani yeniden başladı. İnşallah bilmiyorum nereden görelim neylerse güzel eyler yani, evet. Allah yardımcı olsun. Cümlemizden hocam. Nasıl gidiyor? Kayıtlar yapıldı hayırlısıyla. Çok güzel efendim, çok güzel. Su şehrinde ikamet ediyor hocam. Yani şu anda nerede, okul neredeydi hocam, okul neredeydi? Koyhisar'da, yüksek okulu. Koyhisar'da. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı 2 yıllık meslek yüksek okulu anladığım kadarıyla. Bilgisayar programcılığı ama inşallah dikey geçiş yapacak ve bilgisayar mühendisliğine geçecek inşallah, değil mi? Hedefin o şekilde. İnşallah. Sesin az çıkıyor herhalde, karnın acıktı onun için zannedersem. Nasıl da gülüyorum, acıktın diye biliyor musun biraz önce? Evet, Fetih TV nasıl gidiyor efendim, biraz bahseder misiniz? Şu an ben kaygılarla paylaşım yapıyorum. Çok güzel, evet. Yani senden büyük hedefler bekliyoruz. Zaten bütün bana soruyorlar, kim bu Fetih TV diyorlar. Gündem oluşturan bu Fetih TV kim diyorlar? Gerçekten vallahi bak gecenin üçünde bile konuşuyoruz böyle konuyu. Yani ben de diyorum, bizim can arkadaşımız adı da üstünde, adı gibi Erdem Can diyoruz.
işte kendi kulvarlarını açtı. Suskun Medya, işte Fetih TV, yani böyle güzel çalışmaları var diyoruz yani Allah'ın izniyle yani. Eyvallah. Biz seni hep iyi yerlerde görmek istiyoruz değerli kardeşim. Emeğini hiçbir zaman unutmadık. Allah razı olsun. Yani PSM TV'nin çalışmalarında bir yön verdiniz. Değil mi değerli hocam? Bunu inkar etmeyelim yani her şey bir yana. Biz de tabii bir çırak gibi yanında eğitim gördük. Senden bir şeyler almaya çalıştık yani. Evet. Cümlemizden. Peki buradan Sivas'a, tüm can dostlara, rahmetlik başkanımızın yakınlarına, tüm can dostlarına, tüm arkadaşlarına selamlar iletiyoruz. PSM TV olarak. İnşallah sık sık canlı yayına alacağız seni hocam. Tamam. Kimin hocam? Kim? Hamcı. Amcam. Tamam, pardon. Çok çok selam söyleyin bizlere efendim. Ellerinizi öperiz. Hürmetler, saygılar. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun. Evet. Evet. Rabbim razı olsun. Rabbim hayırlar versin. Canlı yayınımız 58 dakikadır. 56 dakika olmuş. Birazdan sona erecek. Vakit de kalmadı. Sizleri Türkiye'mle baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun. PSM TV'de kalın. Can dostunuz olmaya devam edelim. Sizi Allah için seviyoruz. Siz de bizi ne olur Allah için sevin. Dünyaya açılan gönül penceremiz olalım. Gönül penceremiz olalım. Gönül penceremiz olalım inşallah.